Merhaba sevgili hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik modelinin anlatımını yapacağım. Hemen sizlere modelimi göstermek istiyorum hanımlar. İşte. Kan modelimiz bu şekilde. Kesinlikle patiğinde hiçbir şekilde dikiş yok. Taban tarafı, arka tarafı yine bu şekilde. Ayakta da çok rahat, çok güzel duruyor. Çok esnek, ayağı saran, çok güzel bir patik oldu. Yapılışı da çok kolay hanımlar. Şimdi zaten sizlerle birlikte yapacağız. Ben bu patiğimde bu şekilde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz gri ve pembe tonlarında iki tane patiklik ip kullandım. Sizler dilediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Hemen şişlerimi de göstereceğim. İki şiş hanımlar Şu şekilde 3 numara. Ben 3 numara şiş kullandım. Ee, bu arada sevgili hanımlar kanalıma abonelik ücretsizdir ee, abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz evet hemen e, patiğimize başlayacağız hanımlar patiğimize tam olarak da buradan başlıyoruz gri ipimle başlayacağım ortalama 1 metre kadar ipimin ucunda bıraktım Şu şekilde şişime alıyorum evet hanımlar ben bu patiğime 95 ilmek olarak başladım. Benim bu patiğim 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu. 95 ilmek olarak başladım ben. 36 numara örmek isteyenler 90 ilmek başlayabilir. Ee, 40, 41 numara örmek isteyenler de pati, patiğe 100 ilmek olarak başlayabilirsiniz. Geri kalan bütün kesmeleri, ilmek sayıları hepsi benimle eşit olacak zaten hanımlar. Hemen 95 ilmeğimi atarak patiğime başlayacağım. Bu şekilde. 95 5 ilmeğim oldu 6 7 8 9 10 bu şekilde sevgili hanımlar 95 tane ilmeğimizi atıp gelelim Evet hanımlar tam tamına 95 ilmeğimi attım ve geldim. Hemen şurada bir düğüm atıyorum. Başladığımız yerde. Evet şimdi geri döndü. Bakın hanımlar geri döndük. Bana doğru gelen taraf örgümde ters taraf. Burada kenar ilmeğimi ilk örmeden alacağım. Kalan ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim hanımlar. Bütün ilmeklerimi ters olarak Öreceğim bu şekilde. Bakın örgümüzün diğer tarafı düz, bu tarafı ters. Şimdi ters tarafını örüyorum ters olarak. Evet hanımlar şimdi bütün ilmeklerimizi hepsini e, ters olarak örüp gelelim. Ben bütün ilmeklerimi ters ördüm ve geldim hanımlar yeniden dönüyoruz. Şimdi patiğimizin, örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde şu kenar ilmeğimi alıyorum. Ön yüzümüzde ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz hanımlar. Patiğimizin yani örgümüzün ön yüzünde bütün ilmeklerimiz düz olarak örülecek. Evet hanımlar şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim ardından da e, örgümüzün ters yüzünde de yeniden örgümüzü bütün ilmeklerini ters olarak örüp yine sıra sonuna kadar gelelim evet sevgili hanımlar ben düz taraftan ilmeklerimi ördüm ardından da ters taraftan da ters olarak bütün ilmeklerimi ördüm ve geldim bu şekilde 4 sıra başladıktan sonra düz tarafı düzden ters tarafı tersten böyle örmüş olduk şimdi bu pembeli desenlerimize geçeceğiz bunun için hemen pembe pimi alıyorum burada oraya pembe ipimizle artık örmeye başlıyoruz şöyle kenardaki şöyle ilk üç ilmeğimi pembe ipimle düz olarak ördüm hemen şu pembe ipimi de ucunu da şu gri ipimi bağlayacağım sökülmesin örgümüz patiğimiz şöyle bu aşamada sevgili hanımlar bütün ilmeklerimizi pembe ipimiz ile sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimiz düz örülecek. Sıra sonuna kadar sevgili hanımlar pembe ipimiz ile düz örüp gelelim. Evet hanımlar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Örgümüzün ters tarafındayız. Bu tarafta da kenar ilmeğimi alıyorum. Örmeden aldım. Yine düz olarak öreceğiz hanımlar. Burada pembe ipimiz ile bir haroşa örgü oluşturmuş olacağız. Bakın. Yine bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak örelim hanımlar. Evet sevgili hanımlar sıra sonuna kadar yine bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Yeniden dönüyorum. Bakın onlar pembe ipimizle patiğimizin ön yüzünde bir haroşa görüntüsü oluşmuş oldu böylece. Şimdi geldik bir diğer sıramıza. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından iki ilmek daha düz öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İki ilmek daha düz ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. İpimi şişime bir kere doluyorum. Şöyle. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Dola kes yapıyoruz hanımlar. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Dola kes, dola kes yapıyoruz. Ajur yapıyoruz burada. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Doluyorum. Kes. Öndeki iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Burada bir kesme yapıyorum. Doladım. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Doladım. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Doladım. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Bu şekilde hanımlar. Şimdi sıra sonuna kadar dolamak, dola kes, dola kes. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Sadece kenarda kalan sonraki ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. iki ilmeğe dolama kesme yapmayacağız. Şimdi kalan ilmeklerimizi de size bu şekilde tarif ettiğim gibi örüp gelelim. Sıra sonuna kadar hanımlar tarif ettiğim şekilde ördüm geldim. Sonraki ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Doladım, kestim. Sonraki ilmeğim düz. Tekrardan dönüyoruz. Örgümüzün şimdi bakın arka yüzündeyiz. Bu aşamada hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Düz örgü. Doladığım ilmeğimi, kestim ilmeğimi hepsini düz örgü olarak öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Tüm ilmeklerimiz düz olacak. Bakalım hemen ön yüzüne. Bakın. Modelimiz de bu şekilde oluştu. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar ben sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi dönüyorum. Artık pembe işim, ipimizle işimiz kalmadı. Ee, modelimizi tamamladık hanımlar. Pembeli modelimiz buradaki modelimiz bu kadar. Şimdi gri ipimizi kullanacağız. İlmeklerimizi bütün ilmeklerimizi gri ipimizle düz olarak öreceğiz hanımlar. Yine ilk başlangıçta yaptığımız gibi düz tarafları düzden ters tarafları da tersten öreceğiz. Bu şekilde. Düz örgü burada. Evet hanımlar şimdi gri ipimizle sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz Örgümüzün arka yüzünde de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz Yeniden ön yüzde düz olarak gideceğiz Arka yüzden ters olarak geleceğiz ee, Bu şekilde tam olarak örgünün şurasını tarif ediyorum hanımlar hemen Burasını dört sıra boyunca gri ipimizle düz tarafa düzden, ters tarafa tersine öreceğiz. Ya da şöyle anlatayım. iki kere düz taraftan düz öreceğiz. 2 kere de ters taraftan ters örüp geleceğiz. Ardından da yine birinci modeli kurduğumuz gibi ikinci pembeli modelimizi yapacağız. Aynı şekilde ikinci pembeli modelimizi yapıyoruz. İkinci mod pembeli modelimiz bittikten sonra da yine e, artık pembe ipimizi burada e, Hanımlar kesmemesi de gerekiyor aslında. Boğaz tarafını yaparken yine pembe ipimizi kullanacağız. Pembe ipimiz kalsın. İkinci pembeli modelimiz bittikten sonra da yine 4 sıra boyunca gri ipimizle düz tarafları düzden ters tarafları tersten örüp gelelim. Sonrasında birlikte patiğimizin bu üst tarafını nasıl yaptığımı sizlere detaylı olarak anlatacağım. Evet sevgili hanımlar ben modelimi tarif ettiğim ölçülerde yaptım ve geldim. Birinci pembe modelimden sonra 4 sıra gri ipimle düz tarafları düzden ters tarafları tersten ördüm. Ardından ikinci pembeli modelimi kurdum. Sonrasında yeniden 4 sıra boyunca bakın gri ipimle düz tarafları düzden ters tarafları da tersten ördüm. Pembe ipimiz burada kalsın hanımlar. Boğaz tarafını yaparken yeniden kullanacağız. İki bir ip kesip bağlamak zorunda kalmayalım. Bu aşamada biz patimize 96, 95 ilmek olarak başlamıştık. Tam burası 3 ilmek ile başlayacak hanımlar Şurada 3 ilmeğimiz var. 95'ten 3'ü çıkartınca geriye 92 kalıyor. Tam kenarlarda eşit olarak 92 ilmeği böldüğümüz zaman 46 tane ilmek oluyor. Şimdi bu aşamada yine gri ipimizle devam edeceğiz. Kenar ilmeğimle birlikte toplamda 46 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 ilmeğimi ördüm. Şimdi 3 ilmek daha öreceğim hanımlar ortası için düz örüyorum. 1, 2, 3. Bu aşamada geri dönüyoruz artık. Şöyle şişler uzun olduğu için dönmesi de bir sorun. Misinalı şişte kullanabilirsiniz hanımlar. Misinalar masaya değince takluk sesler çıkarttığı için ben kullanmak istemedim onu. Şimdi geri döndük. İpimi hanımlar karşı tarafta bakın. Şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci. Ve üçüncü ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Bakın burada üç tane haroşa ilmeğim var. Yine ipimiz hep karşı tarafta olacak hanımlar. Ortaları haroşa olarak yapacağız bu bölümleri. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Haroşa olarak üç ilmeğimizi ördük. Hemen şu yan taraftaki şişimizdeki iki ilmeği bir keserek öreceğim. Bakın. İki ilmeğimi kestim burada. İkişer ikişer kesme yapacağız şişlerimizden. İkişer ikişer ilmek alacağız. Şimdi tekrardan geri dönüyoruz. Hanımlar ipimiz devamlı olarak hep karşı tarafta olacak. Bunu kesinlikle unutmayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci üçüncü bakın dört ilmeğimiz oldu. Şimdi e, bu şişimden de iki ilmeği öyle aynı anda öreceğim. Yani burada bir kesim yapacağım. Bakın burada da bir kesim yaptım. Haroşalı ilmek sayılarımız böyle artacak devamlı. Keserek aldığımız ilmeklerin hepsini haroş olarak öreceğiz. Yine ipimiz karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın zaten ilmek yerleri burada belli. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ilmeğimizi de ördük. Şimdi yeniden şişimizden bu iki ilmeği de alıp keseceğim. Bakın keserek örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum yine. Yine ipim karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5. Bakın buradaki son haroşalı ilmeğimi de ördüm. 6. Şimdi bu şişimden iki ilmek alarak keseceğim. Şöyle ikisini bir keserek örüyorum. Bu şekilde Devam edeceğiz hanımlar. Yeniden dönüyorum. İpimiz devamlı olarak karşı tarafta olacak hanımlar. Bu kesim yerlerinin bakın bu şekilde muntazam düzgün durması için mutlaka tarif ettiğim şekilde yapın. Hemen devam edelim. Yine ipim karşı tarafta. Ortadaki haroşalı zaten bakın. Kestiğimiz yerlerdeki burası belli zaten bakın. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine ipim karşı tarafta. Düz örgü örüyorum. Hem düz taraftan hem ters taraftan düz örgü görünce haroşa oluyor. Hem düz taraftan hem ters taraftan ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben her iki taraftan da düz örgü örüyorum hanımlar. Bunun da özel bir sebebi yok. öyle daha çok kolayıma gittiği için o şekilde örüyorum. Bakın buradaki sonucu haroşalı ilmeğimizi ördük. Yine şişimizden iki ilmeği keserek alacağım. Bakın iki ilmeği bir öreceğim. Kesmemi yaptım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşı tarafta. Kenar kesmiş olduğum bu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer haroşalı ilmeklerimin hepsini öreceğim. Bakın zaten burada bir ayrık bir görüntü var hanımlar. Yerlerimiz kenar kesim yerlerimiz belli. Sonuncu ilmeğime kadar ördüm. Sonra şişimden 2 ilmek alıyorum yine bu taraftan da. Bu iki ilmeği böyle kesiyorum. Hep düz ör görüyoruz burada. Tekrardan geri dönüyorum. İpim karşı tarafta. Yine bu haroşalı yerlerimize kadar öreceğiz kenardaki iki ilmeğimizi de keserek öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hemen yandaki iki ilmeğim hanımlar şu ilmeğimi keserek düz olarak örüyorum. Geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi patiğimizin bu bölümündeki ilmek sayılarımız, sarıçalı ilmek sayılarımız artıyor. Yine ipim karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşalı ilmeklerimin hepsini örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hemen yandaki iki ilmeğimi şişimden iki ilmeğimi keserek alıyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar. Patiğimizin üst tarafında böyle e, haroşalı ilmek sayılarımız artıyor. Tekrardan dönüyorum. Birkaç sıra daha göstermek istiyorum bu bölümü. Yine ipim karşı tarafta. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Dediğim gibi siz her iki taraftan da ters örgü örebilirsiniz. Çünkü herkesin örgü tekniği birbirinden farklı olabiliyor. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine şişimden şuradan iki tane ilmeği keserek alacağım. Böyle kese kese şişlerimizdeki ilmek sayılarımız azalacak hanımlar. Bakın kestim. Tekrardan geri dönüyorum burada. Uzun şişlerle <laughs> dönmesi zor oluyor ama yapacak bir şey yok bu aşamada. Mişinalı şişlerle çok daha kolay çalışılabilir. Yine ipim karşı tarafta. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalı ilmeklerimi öreceğim. Haroşalı ilmeklerimiz bitince şişlerimizden ikişer ilmeği keserek öreceğiz. Bakın sonuncu haroşalı ilmeğimi de ördüm. Hemen öndeki iki ilmeğimi yine alıp böyle keseceğim. Tekrardan döneceğim. Böyle böyle hanımlar. Gideceğiz geleceğiz. Ee, kenarlardan ikişer tane ilmeğimizi birlikte keseceğiz. Bakın buradaki ilmek sayılarımız artacak biz bu kesme işlemine sevgili hanımlar her iki şişimizin ucunda da 6 şar ilmek kalana kadar devam edeceğiz hem bu taraftaki şişimizin bu kenarında 6 ilmeğimiz kalacak hem de burada 6 ilmeğimiz kalacak her iki şişimizde de 6 şar tane ilmeğimiz kalana kadar e, ilmeklerimizi tarif ettiğim gibi kesip gelelim evet sevgili hanımlar e, ben şey her iki şişimin kenarında da bakın burada da 6 ilmeğim kaldı Burada da alt ilmeğim kaldı. Kenarlarımda alt şart tane ilmek kalana kadar bakın ilmeklerimi tarif ettiğim gibi kestim. Şeklimiz böyle hanımlar. Böyle bir şekil oluşuyor. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Yine ilmeklerimizi bakın burada en son kesimimi yapmıştım. ipim karşı tarafta. Yine bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Hepsi düz olacak. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Ee, görüntü olarak da çok tatlı. Ayakkabı tarzı oldu. Çok beğendim ben. 5 yani şiş patikte zorlananlar. Benden iki şiş patik talebinde bulunan hanımlar. Herkes e, kolaylıkla bu modeli yapabilirler. Sizler dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Siyah e, kremi, siyah pembe, siyah sarı da güzel oluyor. Bu modele. Fakat e, ben siyah videoda net olarak tam görünmediği için siyah kullanmak istemedim. Bakın hanımlar sonuncu haroşama kadar ördüm. Son 6 ilmeğim vardı burada. Buradaki son 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi yine şöyle aldım. Haroşa olacak hanımlar bu taraftan yine düz olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Bu aşamada yanılmıyorsam toplamda 55 tane ilmeğimiz olacak kenarlardaki altışar ilmeğimizle birlikte. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Düz örgü olduğu için hanımlar biraz hızlı geçiyorum burayı çünkü. Sıra sonuna kadar düz öreceğiz. şekilde. Şöyle devam edelim. Bakın sonuncu haroşanlı ilmeğimi ördüm kesim yerine kadar. Buradaki son altı ilmeğimi de yine düz olarak örüp sıra sonuna geleceğim. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın hanımlar sıra sonumuza geldik. Aa, bu aşamada artık yapacağımız işlem şu ben şu gri ipimi geçiriyorum artık bu sıramızda e, pembe ipimizi kullanacağız bütün ilmeklerimizi pembe ipimiz ile düz olarak öreceğiz bakın alttaki pembe ipimi aldım pembe ipim altta kalmıştı buradaki ilmeklerimin hepsini pembe ile öreceğim artık gri ipimizle de işimiz kalmadı hanımlar gri ipimi de hemen şuraya kesiyorum hemen şu pembe ipime de bu kestiğim ucu bağlayacağım Gri ipimiz ile işimiz kalmadı artık. Düğmümü de attım patimiz sağlam olsun diye. Bu şekilde hanımlar bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Hepsi düz. Sıra sonuna kadar pembe ipimizle bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Sıra sonuna kadar olan ilmeklerimi düz olarak ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi bu patiğimizin bilek tarafındaki iki düz iki tersten oluşan lastik bölümünü yapacağız. Sizler dilerseniz bir düz bir ters olarak da yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Şimdi iki ilmek düz öreceğim. İki düz. iki düz iki ters yapacağız hanımlar. İki ters. Bilek tarafındaki lastiğini örüyoruz şu anda. 2 düz 2 ilmek ters 2 ilmek 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 düz 2 ilmek ters sıra sonuna kadar hanımlar bu şekilde 2 düz 2 ters olacak şekilde ilmeklerimizi örüp gelelim 2 düz 2 ters olacak şekilde sıra sonuna kadar geldim hanımlar geri dönüyoruz yine burada da lastik yapmaya devam edeceğiz kenar ilmeğimi aldım bakın 2 düz ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz 2 ters Şöyle iki düz, iki ters, iki düz iki ters olacak şekilde patiğimizin boğaz tarafını öreceğiz. Lastik yapacağız hanımlar, bildiğimiz sıradan lastiklerden. Siz dilediğiniz şekilde lastik modelini yapabilirsiniz bu bölümü. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı, göz zevkinize bağlı dediğiniz şekilde lastik kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Bu şekilde hanımlar iki düz iki ters olacak şekilde böyle lastiğimizi oluşturacağız. Ben bu patiğimin kenarında boğazında bu şekilde sayacak olursak 9 sıra lastik ördüm. Siz bunu 10, 12, 15 dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, göz zevkinize bağlı, talebinize bağlı. Şimdi hep birlikte e, lastik kısmınızı, lastik kısmını tamamlayıp gelelim. E, sonra da birlikte patiğimizin tabanını yapacağız bu şekilde. Evet sevgili hanımlar, ben e, 9 sıra böyle lastik ördüm ve geldim. Şimdi kesimimi yapacağım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım elime. Buradaki ilmeklerimizi keseceğim. Hanımlar kesimi gevşek yapalım çünkü boğaz kısmı böyle dar olmasın patiğimizin boğaz kısmı aya çok rahat olabilsin diye. Şöyle kesiyorum ben. İki ilmeğimi aldım, kestim hemen Şimdiden bir ilmek alıyorum tığımda ilmekleri kesiyorum ben bu şekilde kesim yapıyorum sizleri nasıl kesim yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz fakat mutlaka biraz esnek gevşek bir kesim olsun bu şekilde bütün ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar böyle kesim yapabiliyorum. Dediğim gibi sizler ne çeşit kesim yapabiliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz kesiminizi. Kesim şekli çok da önemli değil. Sadece esnek olması yeterli olacaktır. Şimdi bütün ilmeklerimizi kesip gelelim hanımlar. Evet hanımlar bütün ilmeklerimi kestim. Gördüğünüz gibi gerçek bir kesim yaptım. Esnek oldu patiğimizin boğaz kısmı. En sonunda da artık şu işi şimdi bırakıyorum. Buraya şöyle iki zincir atıp ipimi kesiyorum. Evet hanımlar. Şöyle bir şekil oldu. Hani bu çok küçük gibi görünebilir ama bakın hanımlar haroşa örgü olduğu için esnek ayağı saran bir patik. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin birlikte taban tarafını yapacağız. Patiğimizin tabanını sevgili hanımlar e, pembe ipimizle öreceğiz. Bu şekilde. Buradan başlayacak. Buraya kadar devam edecek. Burada da kesim yapacağız. Bunun için öncelikle hemen pembe ipimi alıyorum. İlk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Bakın ilk başlangıç yerimiz burasıydı hanımlar. Hemen buradan ilk ilmeğimi tığ ile çıkaracağım. İlmekler çıkartıp şöyle niye tığ ile çıkartıyorum? Çünkü bu ilk başladığımız yerde sağlam olsun diye sevgili hanımlar şey yapmıştık. Söyleyin hani biraz ipi bağlamıştık burayı sıkmıştık. Böyle ilmeğimi çıkartıp şişime takacağım. İlk başladığımız yerden bu şekilde ilmekler çıkartacağız hanımlar. Yeniden bir ilmek daha çıkartacağım. Geri kalan da tığ kullanmaya da artık gerek yok. Bakın bu şekilde ilmekler çıkartacağız. Bir türlü ben ilmek çıkartma konusunda hani beni bilen bilir, aşina olan e, videolarıma bilir. Ben tığ olmadan ilmek çıkartamıyorum. Böyle bir şeyim var, beceriksizliğim var. Bakın şu şekilde tığ ile ilmekler çıkartıyorum. Şişime takacağım. Hemen bu pembe ipimin ucunu da köşedeki gri ipime bağlıyorum. Yeni ip eklediğimiz zaman bağlamayı unutmayalım hanımlar. Bakın bu şekilde 95 ilmek olarak başlamıştık. Buradan da toplamda böyle 95 ilmek çıkartacağız. Ilmek yerleri zaten bakın çok net görünüyor. işte ilk başladığımız yer. Buralardan böyle sırasıyla ilmeklerimizi çıkartacağız. Şöyle. Hemen iki katı iki kanadından birden alıyoruz. Bakın sıradaki ilmek yerim burası. Şöyle iki kanadından birden alıyorum. Pembe ipimle ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla hiç sıra atlamadan şöyle. Bakın hanımlar. Sıra sıra ilmeklerimiz diziliyor buraya. Bu şekilde sevgili hanımlar zaten 95 ilmek başlamıştık. Bu şekilde sıra sıra 95 tane ilmek çıkartıp gelelim. Evet sevgili hanımlar bakın ben 95 adet ilmeğimi çıkarttım. İlk başladığımız yerden ilmekler çıkarttık. Şimdi tabanını birlikte yapacağız. Taban tarafında sevgili hanımlar bu şekilde 11 ilmek üzerinden tabanımızı kurdum şimdi 95 ilmek tam ortasından 11 ilmek ayıracağız 95'ten 11'i çıkartırsak geriye 84 kalır yanlara da eşit ilmek düşmesi için 84'ü e de ikiye böldük 42'şer tane ilmek oluyor şimdi geri dönüyorum hanımlar bu aşamada artık örmeye başlıyoruz siz misinalı alışış kullanırsanız şayet daha böyle şey duracaktır dediğim gibi misinalı misina, masaya taktık deyince ses çıkartıyor rahatsız edici o yüzden ben normal şişlerle yapıyorum vermişsin alış işte kullanabilirsiniz. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 42 ilmeğimi burada ters olarak öreceğim. Bakın 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37 38 39 40 41 ve 42. 42 ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar hemen şu tabanına bakacak olursak hemen bu aşamada 42 tane ilmeğimden sonra buraya düz olarak 11 ilmek öreceğim. Düz olarak 11 ilmek. 42 tane ters ilmek ördüm tabanı için 11 ilmekle düz öreceğim. Bakın 2 ilmek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tabanımıza denk gelecek olan 11 ilmeğimi dördüm. Şimdi bu şişimizde de yine 42 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada geri dönüyorum hanımlar. Artık tabanımızı keseceğiz bu şekilde. Artık gideceğiz geleceğiz. Bu taban tarafını öreceğiz sadece. İpimi yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşalı kısımları öreceğiz. İlk kenar ilk ilmeğimle birlikte toplam 10 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Haroşa yapıyoruz hanımlar taban tarafını. 3 ilmek oldu. 4 5 6 7 8 9 10. 11. haroşa ilmeğimi şöyle yapacağım. Hemen bu 42 tane ilmek ayırmıştık ya o ilmeklerden birini alıyorum. Haroşalı ilmeğimle birlikte ikisini bir keserek örüyorum. Birer birer kenarlardan ilmeklerimizi böyle keseceğiz. Yine tabanımız 11 tane ilmeğimiz var. Yine geri dönüyoruz hanımlar. Bakın ipim yine karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 10 tane haroşa ilmeğimi örüyorum 11. ilmeğimi de hemen yanındaki şişten bir ilmek alıp ikisini bir keserek örüyorum 11. ilmeğimizi yanındaki ilmekle birlikte keserek öreceğiz tekrardan şimdi geri dönüyoruz birer birer keseceğiz hanımlar ipim karşı tarafta kesmiş oldum bu ilk ilmeğimi örmeden aldım İlk 10 ilmeğimi öreceğim bakın kesme yerlerimiz bakın burada ayrık görünüyor zaten belli 4 ilmeğimi ördüm 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğimi hemen şişimden yandan bir ilmek alarak ikisini bir keserek örüyorum böyle tekrardan geri dönüyoruz tabanımızı böyle yapacağız hanımlar İpimi yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım İlk on ilmeğimi öreceğim 11. ilmeğimi keserek yandaki şişimden bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum birleştirmiş oluyoruz buradaki ilmeklerle tabanımızı bakın 10 ilmeğimi ördüm sonuncu haroşa ilmeğimi de şişinden de bir ilmek alıp ikisini bir keserek örüyorum tekrardan geri dönüyorum ipim karşı tarafta kenar ilmeğimi aldım ilk 10 ilmeğimi öreceğim tabandaki 11. ilmeğimizi keserek öreceğiz Bakın şu 10. ilmeği, şu da 11. ilmeğim. 11. ilmeğimi hemen şişten bir ilmek alıyorum yandaki şişten. İkisini bir keserek örüyorum. Tekrardan geri dönüyoruz. İpim yine karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 10 ilmeğimi öreceğim. 11. ilmeğimi keseceğim. Böyle böyle hanımlar kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Bakın son ilmeğim kaldı. Sonuncu ilmeğimi hemen şişimden bir ilmek alarak ikisini bir keserek Böyle örüyoruz. Döneceğiz. Bakın hanımlar tabanımız artık oluşuyor bu şekilde. Şöyle. Yine ipim karşı tarafta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk 10 ilmeğimi öreceğim. Evet. Şimdi 11. ilmeğimi yine şöyle yapıyorum. Bir ilmek alıp keserek örüyorum bu şekilde sevgili hanımlar kesme işlemini böyle gerçekleştireceğiz şimdi bu iki şişimizdeki ilmeklerimizde görüyorsunuz hanımlar pembe ilmeklerimizi bu şişlerimizdeki ilmeklerimizde her iki şişimizde de hem bu sağ şişimizde hem de bu sol şişimizde her iki şişimizin ucunda da birer ilmek kalana kadar buradaki ilmeklerimizi tarif ettiğim gibi birer birer kesip gelelim Evet sevgili hanımlar ben kesme işlemini yaptım geldim. E, dediğim gibi kenarlarda bakın son birer tane ilmeğim kaldı. E, bu oraları da şöyle yapacağız. Bakın yine ilk, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 10 tane ilmeğimi ördüm. 11. ilmeğimi en son ilmeğimle böyle keserek örüyorum. Tekrardan geri döndüm. Bu aşamada artık e, ilmek sayılarımız azaldığı için daha kısa şişlerle devam edeceğim yine şişlerim 3 numara yine ipim karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi ördüm ardından öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar şöyle patimizin arkasında toplamda 11 tane ilmek kalmalı bu aşamada hanımlar kestikten sonra 1 2 3 3 ilmek daha örüyorum ardından 3 ilmek ördükten sonra yine şu öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Ardından sonuncu kenar ilmeğimi de bakın sonuncu haroşa ilmeğimle 1 örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada artık şişimizde 9 tane ilmek kaldı. Patiğimizin arka tarafını artık 9 e, ilmek üzerinden gerçekleştireceğiz. Bu aşamada şöyle yapıyorum. Yine ipim karşı tarafta arka tarafını yaparken de e, ilk 8 ilmeğimi örüyorum. 3, 4 5 6 7 8. Bu 9. ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi yanlardan ilmekler çıkartarak devam edeceğiz hanımlar. Bakın, kenar ilmeklerimizden şöyle. Buradan bir tane ilmek çıkarttım. Yanlardan ilmekler çıkartarak e, ekleyip gideceğiz. Buradan çıkartmış olduğum ilmeğimi bu sonuncu örmediğim ilmeğimin içinden şöyle geçiriyorum. Geçirip bırakıyorum. Bu şekilde. Şöyle. Ardından geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ipimi yine karşı tarafta. Ee, toplamda 8 ilmeğimi öreceğim. Bakın son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın burada da son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum sonuncu ilmeğimi. Yine patiğimizin bu yanından şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Buradan çıkartmış olduğum ilmeğimi bu örmediğim sonucu ilmeğimin içinden geçirip şöyle bırakıyorum. Tekrardan geri dönüyorum. Bu şekilde hanımlar ekleyip gideceğiz. İpimi yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim şimdi. Bakın son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örmeden aldım. Hemen patiğimizin yan tarafından buralarından ilmekler çıkartarak sırasıyla devam edeceğiz. Buradan bir tane ilmek çıkarttım. Buradan çıkartmış olduğum ilmeğimi sonuncu ilmeğimin içinden geçirip bırakıyorum. Tekrardan geri döndüm. İpim yine karşı tarafta hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi bakın yine örmeden aldım. Şimdi de bu kenardan bir ilmek alacağım. Şöyle Kenardaki ilmek yerlerimiz zaten belli. İki kanadından birden şöyle. Şişimi takıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Buradan çıkartmış olduğum ilmeğimi bu örmediğim sonuncu ilmeğin içinden şöyle geçirip ilmeğimi bırakıyorum. Hep 9 ilmek üzerinden patiğimizin arkası devam edecek. İpimi yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden şişime aldım. Hemen bu yan taraftan da şöyle bakın iki kanadından birden şu şekilde ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Buradan çıkartmış olduğum ilmeğimi sonuncu örmediğim ilmeğin içinden geçirip bırakıyorum. Tekrardan geri dönüyoruz. Arka tarafını bu şekilde ekleyeceğiz hanımlar. İpimi yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimin hepsini düz olarak öreceğim. Sadece son bir ilmeğim kalacak. Bakın sadece Son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim böyle kalıyor. Ardından hemen bu patiğimizin bu yanından da şöyle bir ilmek çıkartacağım. Sıradaki ilmek yerimizden buradan ilmek çıkartıyorum. Buradan çıkartmış olduğum ilmeğimi bu sonuncu örmediğim ilmeğimin içinden geçirip böyle bırakıyorum. Tekrardan geri dönüyoruz. Evet hanımlar arkasında bu şekilde birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi patiğimizin arkası böyle oluşacak. Şimdi e, burada sonuna kadar... Bu bölüme kadar e, ilmeklerimizi patenimizin arkasını örelim ilmeklerimizi de benim tarif ettiğim gibi buraya kadar sonuna kadar birleştirip gelelim sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin arka tarafını tamamen ördüm ve geldim. Artık kesme işlemini yapacağız. Ben tığ ile kolay kesim yapıyor yapıyorum. Tığıma elime aldım ilmekleri böyle ikişer ikişer toplayacağım tığım ile. Şöyle. Artık patiğimiz burada bitti hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de şöyle kesiyorum. Burada bütünümüz olsun yemen hemen öndeki ilmeği şuraya da en son batıyorum. Sıkı bir iki zincir çektim. Kesiyorum artık. Evet hanımlar patiğimiz bitti. Hemen buradaki iplerini de gizleyelim. Patiğimizin arka tarafı da içi de temiz görünsün. Şöyle ilmek aralarından girerek iplerimi gizliyorum arkasındaki bütün ipleri bu şekilde gizleyelim hanımlar şu iplerimizi şöyle patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün Hatta fazla gelenleri şöyle keselim gördüğünüz gibi hanımlar çok kolay güzel bir model bot patik tarzında Siz bilek tarafını biraz daha uzun yaparsanız daha çok bot patiğe benzeyecektir Dilediğiniz şekilde patiğinizi şekillendirebilirsiniz ben iplerimi şöyle gizliyorum patiğimizin içi de düzgün tertemiz görünsün diye Evet evet hanımlar şeklimiz Normalde böyle ee, çok minik gibi görünebilir bu aşamada fakat şöyle tutunca bakın çok da esnek Böyle duruşu da gayet hoş. Hemen bunu da yine ayak mankenime giydirip sizlere de göstermek istiyorum. Hemen. Umarım beğenmişsinizdir. Modelimi. Evet. Mankenimize de giydirdim patiğimizi. Bakın hanımlar. Birlikte ördük. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi çok da kolay bir model. Hiçbir şekilde dikiş yok. Bir şey yok. Esnik bir yapıya sahip olduğu için de ayaktaki duruşu da çok güzel. Evet sevgili hanımlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni modellerde yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.